Evet, tifirilleri de ben elimde hazır olan tifirillerden yerleştirdim. Fazla vakit almaması için. Son halimiz bu şekilde. İmza ve tarih kısmını yapmadım. Şimdi burada harflerin birbiriyle kesişmesinden dolayı aradaki çizgileri kaldırma işlemi var. Bunun için ben copy komutuyla burada yapmış olduğum orijinal çizimimi bozmadan onu orada tutuyorum ve buraya bir kopyasını alıyorum. Erase komutuyla da referans resmimi sildim ve çizimim çıktı. Klavyemden TR Enter dediğim zaman ya da trim komutuna girip Enter dediğim zaman kesişen çizgileri silebiliyorum. Bu temizleme işlemini de bitirdikten sonra hat çizimimiz bitmiş olacak. Daha sonra renklendirmesini göreceğiz. Tabii ki bunu boyutlandırabiliriz. Şu anda muhtemelen çok küçük ölçülerde. Şimdiki burada şu ara çizgiyi silmek istiyorum ama bu çizgiyi komple siliyor. Bunun sebebi bakın burada bu spline yani tek komutla çizilmiş olan spline birbirini kesiyor. Aynı spline aynı çizgi birbirini kesiyor. Spline komutunda birbirini kesen çizgiyi trimleyemiyorsunuz. Sebebini bilmiyorum. Ama bunun için hemen bir line komuduna giriyorum. Ve şuradan göz kararı o noktayı belirlemeye çalışarak bu çizgiyi atıyorum. Bu çizgiyi de atıyorum. Ve daha sonra yardımcı olarak çizmiş olduğum çizgimi siliyorum. Şu kısmı tekrardan bu çizgiyle birleştiriyorum. Bu şekilde silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet, bu kadar. Şimdi bunu kopyalı grup yapıyorum. Aslında grup yapmamın da şu anda bir anlamı yok ama yaptık bir kere. Bunu seçtim. CTRL-C dedim. Yeni bir sekme açıyorum. Ve CTRL-V diyerek yapmış olduğum çizimi buraya kopyaladım. Şimdi daha önce size bahsetmiş olduğum AutoCAD'de çizgilerin kırık kırık gözükmesi işte tam bu şekilde oluyor. Bunu gidermek için klavyemden R-E Enter tuşlarına basmış olduğum zaman bu kırıklıklar gidiyor. Siz bu kırıklıklarla birlikte de kaydetseniz aslında orada kırıklık yok. Sadece AutoCAD bize bunu böyle gösteriyor. Sebebini bilmiyorum. Şimdi bunu buraya aldım. Bunu bir ölçelim bakalım aşağı yukarı ne kadarmış. Çok küçük. 0,56. Şunu şöyle bir önce serbest bir şekilde büyüteyim. 38 santim. Normal. Diyelim ki ben bunu 50'ye 50 santimetre bir dairenin içinde konumlandırmak istiyorum. Yarıçapımı 25 girdim. Dairemin çapı 50 olmuş oldu. Tam çapı. Şimdi yazımın son noktalarından ve dört tarafından yardımcı çizgiler çiziyorum. Şuradan olsun. Bakın aynı zamanda nearest komutunu da açtım. Çünkü nearest komutu kapalı olsaydı bu çizgiyi yakalayamaz. Çizginin orta noktalarını ya da son noktalarını yakalardı. Ama ben
Nearest özelliğini aktif hale getirip şu noktadan yakalayabiliyorum. Ve klavyemden F enter, R enter, 0 değerine girerek bu çizgilerimi birleştiriyorum. Şu köşeleri de bu orta çizgiyi attıktan sonra çizgilerimi silebilirim. Artık bu çizginin ortası benim yazımın tam merkezi demektir. Bu çizginin rengini değiştiriyorum. Dairenin. Bu benim yazımın merkezi olduğunu bana ifade ediyor. Şurada da ufak bir kırıklık var. Gözüme çarptı. Onu da düzeltmiş oldum. Yine bunu grupluyorum. Ve bu dairenin merkezinden tutup bu dairenin merkezine bunu yerleştiriyorum. Daha sonra yine yazımı seçip Scale komutuna girip yazımı seçip göz kararı buraya konumlandırıyorum. Tabii ki burada altta şu imza kısmını ben yapmadığım için burada tam daire görüntüsünü yakalayamamışız. Onun için şöyle göz kararı yine konumlandıracağım. Şu şekilde yaparsam. Şöyle. Evet, burada da imza ve tarih kısmı olacaktı. Ben onun yerine ya da şöyle yapayım. Daha doğru olur. Şunu grubu bozuyorum. Kısma birkaç tane süs atarsam. Şu süsü koyalım. Ve yazımı seçiyorum. Artık tabii benim yazımın merkezi bu nokta değil. Bu kırmızı noktanın merkezi değil. Yeniden merkezimi bulmam lazım. Buraları hızlı geçiyorum. Şimdi bu çizgimin ortası yani şurası benim yazımın tam merkezi. Bunu yine rengini kırmızı yapıyorum. Yazımı seçip dairemin merkezine konumlandırıyorum. Evet. Dairemi de silebilirim. Grubumu bozup ya da bu çizgi şimdilik kalsın. Bunu en son renklendirmeden sonra sileceğiz. Yazımız bu şekilde. Şimdi bunu farklı kaydet diyerek şu yazının üzerine kaydediyorum.